Hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Abdülkerim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldim. 2010 yılından beri Türkiye'deyim. Türkiye'ye neden geldiniz? 12 yaşında geldim Türkiye'ye. Ya ben 2002'den beri benim babam Türklerle çalışıyor. Sınır tanımayan doktorlar gibi bir şey kuruluşları vardı. O vesileyle işte Türkleri tanıdı vesaire. İşte babam Türkiye'ye gidiyorsun deyince gerisini çok sorgulamadım yani. Peki şöyle sorayım. Baban mesela sınır tanımayan doktorlarla birlikte onlar dünyanın her yerinde iş yapıyor. Neden evet. Mesela İngiltere orası burası değil de Türkiye dedi? Ya tabii başta gelen şeylerden biri Müslüman olması. Ondan sonra eğitim kalitesinin hani bizim ülkeye nazaran daha iyi olması. Onun haricinde zaten Türkiye ile bir ilişkisi olduğu için Türkiye'yi tercih etti. Peki senin ülkeni tanıyabilir miyiz? Demokratik Kongo Cumhuriyeti nasıl bir yer? Demokratik Kongo Cumhuriyeti abi Afrika'nın ikinci büyük ülkesi arazi olarak. Nüfus olarak da dördüncü kalabalık ülkesi. 95 milyona yakın yaşayan var. Belçika sömürgesi. Belçika sadece tek ülke sömürdü, o da Kongo. Kongolular dansı, işte müziği, ondan sonra giyinmeyi, şık giyinmeyi çok severler. Hatta belki duymuşsunuzdur, sapoloji diye bir akım var. Yani adam aç yatsa da ama güzel kıyafet giysin. Öyle bir işte giyinmeye merakımız çok fazla. Meyvelerimiz çok güzel. 6-7 ay yağmur yağar, çok yağmurludur. Bir de konuşulan diller, işte yüzün üzerinde dil konuşuluyor Kongo'da. Bir bölgeden başka bölgeye gittiğimde bile kendim, yani ben bile anlaşamıyorum oradakilerle. Ortak dilimiz şu anda resmi dil Fransızca olduğu için bir tek hani Fransızca biliyorsa anlaşabiliyoruz. Yoksa diğer türlü. Sadece dil değil, kültür de değişiyor bölgeden bölgeye. Çünkü Kongo gerçekten çok büyük. Peki Türkçeyi ilk kez ne zaman duydun? Türkçeyi küçükken duymuştum ama bilinçli olarak 2010 yılında, işte Türkiye'ye geldikten sonra duydum. Kelimeleri tam olarak nerede başladı, nerede bittiğini bilmediğin için çok değişik. Nasıl şu an Çince bize nasıl geliyorsa, işte Korece vesaire nasıl geliyorsa, ilk başta Türkçe biraz da bana öyle Kore ya da Japon dili gibi geliyordu. Peki Türkçe öğrenmek zor mu? Evet, zor. Yani çünkü şimdi bizim konuştuğumuz dillerle, Türkçe ile hiçbir alakası olmadığı için, hani hiç demeyelim de, yine gramer açısından da hiç benzerlik olmadığı için zor oldu. Şimdi Fransızca mesela konuşuyoruz resmi dil olarak, yapıları çok farklı. Yani kafa olarak işte algılamak için biraz zaman alıyor. Ondan sonra telaffuz olarak da çok zor, en azından benim için. Onun haricinde ama şöyle, temeli öğrendikten sonra gerisi kolay oluyor. İşte sadece konuşma kısmından bahsediyorum, gramer kısmı değil. İşte 4-5 ayda ortalama bir yabancı zaten öğreniyor Türkçeyi. Savili ile Türkçe arasında ortak bir kelimeniz var mı? Renk olarak mavi var ya, bizim dilde büyük tuvalet anlamına geliyor. Bu da çok ters. Mesela işte mesela bizimkiler buraya geliyor, bakıyorlar. Ulu ortada yazıyor mavi diye. Bu ne? Onlar ters kelimeler yani. Afrika'da mesela çok, hani işte burada çok insan var demek için, işte çok kalabalık demek için bir hareket kullanıyoruz. Ama Türkiye'de o hareket yani kaba, işte kötü bir anlama geldiği için Afrikalıların çoğu bu zorluğu yaşıyor yani. Mesela ailem bile buraya ziyarete geldiğinde, işte örnek veriyorum, işte bir AVM'ye giriyoruz ya da işte yurda ziyarete geldiklerinde, ya burası çok kalabalık derken o hareketi yapıyor. Ya tabii bilmediği için masum yapıyor o hareketi ortada ama işte o bazen o şey sıkıntı olabiliyor, can sıkıcı olabiliyor. Kenya'da bana yapmışlardı. Dedim ki bu abla neden böyle yaptı? Ya yani işte çok var, dükkan dolu demek. Peki seni en zorlayan kelime hangisi Türkçe'de? Beni zorlayan kelime bu Ö harfinin ve I harfinin olduğu bütün kelimeler beni zorluyor abi. Beni zorluyordu diyelim. Ya da zorluyor hala. Bazen konuşurken mesela öyle ya da böyle derken çok düşünmesem böyle deyip geçiyorum yani. Çünkü yani telaffuz biraz zorluyor. Bir de ı harfi var. Bizde hiç yok. Yani ı derken işte o kelimeyi kullan, o harfin geçtiği kelimelerde genelde zorlanıyoruz. Peki en sevdiğin kelime hangisi? En sevdiğim kelime, şöyle kulağa hoş gelen çok kelime var da aralarında en sevdiğim şöyle namütenahi. Sonu olmayan, işte sonu gelmeyen. Yani ülkemize gelelim, bizim ülke insanı hakkında. Mesela Türklerde farklı bulduğunuz neler var?
Türklerde farklı bulduğum tabii ki çok şey var. Saymakla bitmez ama şimdi aklıma gelenleri sayacağım. Mesela Türkiye'de fark ettiğim hani böyle göze çarpan çok şey var. Aralarında işte bizim ülkede olmayıp da Türklerin yaptığı davranışlar arasında hesap kavgası mesela. Bir kafeye gidiyorsunuz, bir şey yiyorsunuz, içiyorsunuz. Sonra da hesap ödemede kavga ediyorlar. Kongo'da bunu yapamazsın abi. Tam işte ben öderim dediğin anda ödersin yani. Ama Türkiye'de yani çok şaşırıyorum. İşte biri ben öderim diyor, diğeri de ben öderim diyor. Acaba ben de demeli miyim? Bir de Türklerde hani bizde olmayıp da Türklerde olan şu var. Her zaman misafire giderken haber veriliyor. Ben geliyorum diye. Bizde öyle bir şey yok. Bizde davetsiz misafir çok yani misafirlik çok yapılıyor. Türkleri diğer milletlerden ayıran bir kere misafirperverliği. Bir de bunun yanında tabii her halk misafirperver olabiliyor. Ama bir de bunun yanında yardımseverliği ekledin mi? İşte bu Türk demek abi. Hani benim fark ettiğim kadarıyla. Çünkü Afrikalılar da çok misafirperverdir. Hani Afrika'ya gittiniz, işte nereye gitseniz işte evini açar vesaire bilmem ne. Türklerin de bir de yardımseverliği var. O çok güzel. Ben 2010'dan beri Türkiye'deyim. Hani o yıllarda, hani şimdiye kadar tabii ki de aralarında farklı insanlarla tanışabiliyorsun ama genel itibariyle bir de Anadolu şeyi derler ya, örnek veriyorum işte Anadolu insanı derler ya da hani çok yardımseverlisin. Tanımamasına rağmen işte bir yere gidiyorsan bir yerden bir yere götürür. Örnek veriyorum öğrenci olduğun için bir şey ikram eder, bir şey verir. Gibi gibi çok farklı olaylar başıma geldi. Onun için misafirperverliği de yardımseverliği diyorum. Türklerin en çok yemeklerini seviyorum abi. Türk mutfağı çok güzel ya. Hani çok çeşit var bir de. De Türklerde şöyle bir şey var abi. Her şeyden mesela bir çeşitten bile hani bir yemekten bir sürü çeşit yapabiliyor. Geçen bir şey gördüm gerçekten de var mı diye bilmiyorum. Kar tatlısı. Var mı öyle bir şey? Ben yani bilmiyorum hani her şeyden ya da bir çeşit vardı işte örnek veriyorum patlıcan vardır. Patlıcandan 10 çeşit yemek çıkarır yani. Bunu seviyorum abi. Başına gelen en komik şey neydi Türkiye'de? Türkiye daha ilk geldik mesela. İstanbul'dan işte İstanbul deniyoruz, Kayseri'ye gidiyoruz. Tabii o zaman da şeyi fark ediyoruz. Afrikalı olduğumuz için herkes bize bakıyor. Biz de anlamıyoruz. Yani ilk kez ben Afrika'dan çıkıyorum. Ve hiç o bakışlara alışık değildim. Hadi insanlara alıştım bir süre sonra ama daha ilk gece Kayseri'de, işte İstanbul'dan Kayseri'ye geldik. Kayseri'de yurda giderken bir kedi bakıyordu abi bana. Bir kara kediydi. O olaya çok gülmüştüm abi. Bu çok oluyor mesela yolda. Yolda geçiyorsun işte amcalar olsun işte Türk gençleri olsun direkt seninle muhabbet kurmaya çalışıyor. Seninle konuşmaya çalışıyor işte amcaoğlu işte nasılsın nerelisin vesaire. Bu da çok hoşuma gidiyor. Peki Türkiye'de seni en çok rahatsız eden şey ne? Türkiye'de beni en çok rahatsız eden şey eskiden bakışlar idi. Ama bir süre sonra insan alışıyor çünkü bir yere giriyorsun mesela. Metroya ya da işte bir dükkana giriyorsun, hop herkes sana bakıyor. Ama bu da şey yapıyor insanda hani rahat olmuyorsun abi herkes sana bakıyor. Bir şey yapsan hani yanlış bir şey mi yapacağım, bir şey yapacağım. Hani kaşınacağın zaman bile düşünürsün yani. Ama ben çok şeye denk geliyorum mesela işte iki kişi ya da üç kişi grup halindeler. İşte bizi gördüklerinde tamam hakkımızda yorum yapacaksınız. İşte Afrikalı dersin, başka bir şey dersin. Bunu bari yani çaktırmadan yap çünkü gerçekten bunu fark eden kişinin zoruna gidiyor. Şöyle sanki orada oturmuşlar mesela bir şey söylüyor. Belki başka arkadaş da bir konu aynı konu hakkında belki espri yapıyor. Belki başka bir şey söylüyor ve gülüyorlar. İyi ya da kötü bir şey de olabilir. Hani demiyorum kötü bir şey söylüyorlar illa. Ama dışarıdan bakınca işte aralarında mesela bu gerçekten karşıdakini çok şey yapıyor. Kötü hissettiriyor yani. Ya, iyi bir şey de söylüyorlar. Tekrar ediyorum bunu. Kötü bir şey de söylüyorlar. Sadece yani çaktırmadan yapın ya. Çaktırmadan söyleyin. Peki Türkiye'de karşılaştığın en garip sorular neler? Türkiye'de şimdi Türkiye'ye ilk geldiğimizde şeyi de fark ettim. Türkiye'de çok fazla Afrikalı olmadığı için Türkler biraz da bizim coğrafyaya yabancı idi. Onun için çok farklı ve çok ilginç sorular soruyorlar. Birkaç tanesini söyleyeceğim abi. Mesela biz bazen ülke tanıtma günlerini yapıyoruz ve
oralara gelip gidenler soruyor tabii ki. İşte ülke hakkında, bizim hakkımızda falan vesaire. Bir keresinde biri gelip şey sordu. Siz ağaçta mı yaşıyorsunuz? Yani biliyordum zaten Türklerin hani çok Afrika bilmediklerini, ama bu kadar da değil yani demiştim o gün yani. Ağaçta mı yaşıyorsunuz diyor. Ya bunun gibi farklı sorular da var işte, evinizde aslan besliyor musunuz? Ondan sonra işte su var mı? İnternet var mı? Tamam, bunlar yine biraz anlaşılabilir, ama ağaçta mı yaşıyorsun diye sorunca... Senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor? Biliyorlar mı Türkiye'yi? Son yıllarda bilinmeye başlandı abi, çünkü daha öncesinde hiç bilinmiyordu ve şu şekilde biliniyordu: Arap ülkesi olarak. Genelde Orta Afrika bölgesine gelen Afrikalı arkadaşlarım işte Türkiye Arap ülkesi olarak biliyor. İşte tam kültürü de Arap kültürü. Ben buraya geldiğimde de şaşırdım. Çünkü hani buraya geldiğimde geçen de şey anlattı. Hani Musti Kusti de anlattı. Bu hepimize oluyor. Hani bizi Arap zannederken, siz zannederken biz de sizi Arap zannediyoruz. Türkiye'de böyle biliniyordu. İşte bir Arap ülkesidir, Arapça konuşuyorlar. Ondan sonra işte tam Arap gibi giyiniyorlar. Böyle biliyorduk. Ama son yıllarda tabii ki de değişti. Geldiğimiz günde işte İstanbul'a gelmiştik başta. Hani kafamda full hani Arap bir milletle karşılaşacağım. İşte Arabistan'a gidiyorum, Arapça konuşuyorlar vesaire. Havalimanından indim, çıktım, baktım. Hiç yani Araplarla hiçbir alakası yok. Ondan sonra bunda şey hissettim, hani tam çözemedim. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Arap vardır, bir de beyaz adam vardır. Şimdi son zamanlarda artık Türk de konuyor. Duyup da böyle bilinçli olarak ezberlediğim ve sevdiğim ilk bir şarkı vardı. O da Barış Manço'nun şey şarkısı. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı, ben nasıl unuturum seni, can bedenden çıkmayınca. Bunun haricinde abi Barış Manço'nun genelde şarkılarını seviyorum. Mesela hala da dinlerim genelde. İşte domates, biber, patlıcanı da seviyorum mesela. İşte domates, biber, patlıcan, onu da çok seviyorum ya. İnsan özlüyor. Ama şöyle bir şey var. Burada da çok fazla uzun zaman geçirdiğin için oraya gittiğinde de hani buraya da özlüyorsun. Öyle iki vatanın oluyor abi. Bir yerde çok kalırsan, oraya alışırsan, orayı seversen hem kendi ülkeni hem oraya da özlemiş oluyorsun. Ben oraya gittim de burayı özlüyorum, buraya geldim de orayı özlüyorum. Yani abi işte öyle. Peki ana dilinde, Şavili'de bize kendini tanıtır mısın? Bir şeyler söyler misin? Tamam. Merhaba, jina langu ni Abdulkarim. Mimi ni Mkongomani. Nilikuwa huku Uturuki depuis 2010. Na hapa niko nafunda, niko Bursa. Nishaisha masomo, niko natumika sasa. Kwa heri.